Ben üstten kayıt alayım. Olmadığı sisteme yükleme şansımız olursa tekrar yükleriz. Ekranı da bir büyüteyim bakayım. Görüyorsunuz değil mi? Evet, büyütülmüş halini gördünüz. Bir proje Görüyorum. tasarım süreci ve proje gelişimi ile ilgili sizlere bir ön bilgi vereceğim ve peşinden eskiz çalışmaları ne şekilde olmaktadır? Eskizden ne anlıyoruz? Eskiz çizimleri ne şekilde gelişir? Veyahut da dışarı gittiğimiz zaman bir binayı gördüğümüzde biz onu ne şekilde görmeliyiz? Normal mimar olmadan önce bakıp geçmeli miyiz? Artık mimar adayız, bir binayı bakmanın ötesinde içerisinde görmeli miyiz? Bilgilerimizle, donelerimizle bir mimar gözüyle mi artık binayı görmeliyiz? Yapım tekniğinden tutun da binanın estetik ve görselliğine kadar, binanın geçmişte olan bağlantısına kadar, içinde yaşayan kullanıcıların isteklerine kadar artık bir binayı analiz edebilmemiz gerekiyor. Bunun için de binayı bir görsel analiz teknikleriyle gözümüze canlandırmamız gerekiyor. Bununla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Genelde hep size sorulur. Mimar nedir, mühendis nedir diye kavramlar sorulur. Ya sen mimar mısın, mühendis misin diye de genelde hep çevremizden sizlere sorular yöneltilir diye biliyorum. Mimar ne iş yapar arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim. Mimar size birisi sorduğunda ya der ki Kadirhan sana akrabalarından birisi ya kardeşim bana bir söyle bakayım sen mimar o kazandın da mimar ne iş yapar? Mimarlık nedir diye bir soru sorduğunda hemen şunu cevaplayın arkadaşlar. Mimar insanların sağlıklı ve yaşamsal konforları açısından oturma, dinlenme, barınma, eğlenme eylemlerini en iyi şekilde gerçekleştirebilecekleri mekan tasarlama sanatıdır. Bakın tekrarlıyorum. Mimarlık İnsanların sağlıklı ve yaşanabilir konfor şartları içerisinde oturma, barınma, dinlenme, eğlenme gibi eylemlerini gerçekleştirebilecekleri mekan oluşturma sanatıdır kısacası. Dolayısıyla biz mimarlara çok işler düşmektedir. Bunun için de ne yapmamız lazım? Sadece bir takım bilgilerle veyahut da dijital ortamdaki bazı araç gereçlerle uğraşmanın ötesinde o dijital ortama yükleyebileceğimiz alt doneleri, bilgileri de mutlaka hafızamıza yazmak zorundayız. Bu da nasıl olacak? Bol bol okumakla, araştırmakla, bol bol görselleri hafızamıza yüklemek de olacak. Yoksa başka türlü olmaz arkadaşlar. Demek ki bir mimar yapıları estetik ilkeler doğrultusunda dizayn eden ve bunu yaparken de kullanıcı isteklerini göz önünde bulunduran ve genellikle yapım sürecinde kontrol eden, denetleyen uzman kişi. Sadece bir tasarımı yapmamız yeterli değil arkadaşlar. Bu aynı zamanda o tasarımımızın uygulama aşamasına hatta gerçek hayatta kullanılabilirliği sürecine kadar denetleyen kişidir aynı zamanda. Ben yaptım oldu bitti hadi kim ne yaparsa yapsın değil. Mimar yaptığı esere sahip çıkmalı. Yaptığı tasarıma sahip çıkmalı. Kendisinin dışında başka bir kişi yapmış olduğu tasarımı uygulasa bile o yaptığı kişinin ne şekilde uyguladığını da denetlemek zorunda. Yoksa sizin projeniz alınır, tasarımınız uygulama aşamasında bambaşka bir şeye dönüştürülür. Cepheniz bozulur, oluşturmuş olduğunuz mekanların yerleri değiştirilir, yapmış olduğunuz olumlu belki düşen sirkülasyon alanları kişinin kendi uygulama esnasında kafasına göre küçültülebilir. Sonra bir bakarsınız sizin adınız yazacak orada. Ali Çağlar Armağan bu binayı yapmış. Yapmış ya kardeşim. Altında uygulama esnasında binada çok oynama yapmışlar. Dolayısıyla sen denetlemezsen tasarımını uygulama esnasında o zaman bambaşka bir şey dönüşüyor ve senin adının artık daha duyulmadan direkt alt taraflarda yer almaya başlar. Bunu özellikle söyleyelim. Mühendis de arkadaşlar bizim yapmış olduğumuz tasarımların ayakta durabilmesini sağlayan sayısal verilerle daha çok ilgilenen bir bilim dalı olarak söyleyebiliriz. Geometri ve ölçü bilen kişi olarak söyleyebiliriz. Bu bakımdan yer alıp değerlendirebiliriz. Mühendisin de mimar arasında en temel kavramlardan bir tanesi bu. Mimar liderliktir, lider bir meslektir, itibarlı bir meslektir. Diğer meslek dallarında olduğu gibi kesinlikle onları şey yapmıyorum ama mimarlık bir liderliktir arkadaşlar. Yönlendiricidir. Binayı mimar yapar, tasarımı mimar yapar. İçerisinin mekanik aksamına, elektrik aksamına kadar mimar denetler projeyi. Elektrikçisini, makinecisini, inşaat mühendisini, haritacısını, jeoloji mühendisini neyse hepsini kendisi organize eder. Çünkü kendi tasarımının içerisinde onları done etmek zorunda. Onları yanlış yönlendirirse, bir elektrik aksamının yeri yanlış monte edilirse bir buatın yeri, o zaman der ki ya kardeşim bunu
yapan mimar der. Kimse gidip de buna elektrik mühendisi demez. Bunu böyle düşünün. Bir daire satın alırsınız. Banyodaki küvetin yeri veyahut da banyodaki lavabonun başında bir priz koymazsanız adam tıraş olacak diyelim en basitinden. Ya bu da bir priz olmaz ya, bunu yapan mimarın derler. Başlarlar. Kimse gidip orada elektrik mühendisini, makine mühendisini baz alıp bir şey söylemez. Çünkü sen mimar değilsin. Bunu kastediyorum. Dolayısıyla sizlerin her türlü bilgiyi bilmeniz gerekiyor. Az çok bilmeniz de gerekiyor. Diğer tüm meslek dallarından birer parça almanız gerekiyor. Bunun için de sadece mimarlık mesleğinin getirmiş olduğu bilgiler değil. Bir çorba yapmanız gerekiyor. Bundan bahsediyorum. Dolayısıyla mimarlık, insan ve toplum yaşamı ile ilgili işlevlerin gerçekleşeceği yeni bir çevreyi mekansal, anlamsal ve biçimsel olarak inşa etme, organize etme ve düzenleme sanatıdır. Bakın, mimarlık bir çevreyi mekansal, anlamsal ve biçimsel olarak, yani estetiksel olarak, yani anlamsal derken ruhen ve maneven demek, mekansal demek, yani insanın o boşluğun içerisinde sınırlandırabileceği yaşamsal bir konfor alanı oluşturma demek. İşte bunları organize eden, düzenleyen bir sanat dalı olarak söyleyebiliriz. Yine mimarlık, doğa içinden bir parçanın seçilip sınırlandırılıp bir örtü alanı alınarak ayrılmasıdır. Biz bahçeye, parklara çıktığımızda boş bir alan görürüz. Halbuki o parka çıktığımızda etrafında küçük maki, bitki ağaçları görürüz. Ve bizi o parkın içine doğru yönlendiren küçük patika yollar görürüz. Aslında o görmüş olduğunuz boşluk bir mekandır. Çünkü etrafında patika yolları, bitki makileri, ağaçlar o parkı sınırlandıran öğelerdir ve bizi yönlendirir. Yönlendirilebilen her boşluk bir mekandır. Uzay da bir mekandır. Uzay da bir mekandır, unutmayalım. Hader'in daha sonra felsefe sosyoloji dersimizde göreceğiz bunu. Hader'in anlattıklarında uzayda oluşturabilen her bir boşluk aslında bir mekanın boşluğudur. Bunu da yine ileride detaylı derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Peki kim için mimarlık yapmalıyız? Mimarlık kim için yapılır? İnsan için yapılır. Mimar insanı tüm yönlerinde tanıması lazım. İhtiyaçlarını bilmesi lazım. Boyutlarını bilmesi lazım. Fiziksel, duyusal, antropometrik ölçülerini bilmesi lazım. Antropometrik. Bunlar çok önemli. Bilmezsek insan ölçeğine çok büyük bir binalar yapabiliriz veyahut da insan ölçeğine çok küçük binalar yapabiliriz. Dolayısıyla bizim insanın belli bir şekilde eğilme, kalkma, oturma, yatma, uzanma gibi antropometrik ölçülerini de bilmemiz gerekiyor. Bunu en basit örnekle mutfakta bir tezgah yaparsınız. Mutfak tezgah. O mutfak tezgahını 60 santim genişliğinde yaparsınız. İnsan çok fazla bel ağrısına veyahut da orada çalışan bir bayan çok fazla bel ağrısına kalmaz. Tezgahın yerden yüksekliğini 90 santim yaparsınız. Çok fazla eğilip kalkmasına gerek kalmaz. Ama tam tersini düşünelim. Tezgahın genişliğini 80 değil, 60 değil de 80 yaptınız. Bu sefer ne yapacak? Musluğa, bataryaya, lavaboya eğilebilmek için, yetişebilmek için eğilmesi gerekiyor. O zaman ne olacak? Dolayısıyla insan sağlığından olur. Tezgahın yüksekliği 90 santim değil de geldiniz 60 santimde bitirdiniz. O zaman da ne olacak? Eğilmek zorunda kalacak tekrar. Dolayısıyla insanın sağlığıyla oynamış olacaksınız. Kısaca şundan bahsediyorum. Mimar ölçüyle hakim olmak zorunda. İnsan ölçeğine yakın tasarımlar yapmak zorunda. Bundan bahsediyoruz. Kültürel ve tarihsel açıdan kimliğini unutmamalı. Tabii ki yaptığınız tasarımlar boş bir arsa içerisinde olamayacağı gibi bazen sıkıştırılmış bir alan içerisine, tarihsel bir doku içerisine yerleştirebilirsiniz. İşte bu durumda yapacağınız tasarımların geçmişini de, geçmiş atalarımızın yapmış olduğu tasarım fikirlerini, yapım tekniklerini ve malzemelerini de bilmeniz gerekiyor. Neyi kastediyorum? İşte bir Bağdadi tekniğinde ahşap karkas sistemi nasıl yapılmakta? Belki sen yeni bir modern 21. yüzyılda buna ilişkin bir tasarım gerçekleştireceksin bir yere. Veyahut da ne diyelim, kerpiç yapıyla ilgili sanat galerisi yapacaksın. İçerisindeki bölmeleri kerpiçten yapacaksın. Kerpiç malzemeyi bilmen lazım. Nasıl yapıldığını, nasıl oluştuğunu. Veyahut da diyelim ki tuğla bir malzemeden kil malzeme kullanmak suretiyle belki bir süsleme öğesi yapacaksın. O zaman tuğlanın geçmişini bilmen lazım. Yani demek istediğim, o geçmişi mutlaka bilmeden gelecekle ilgili
yaşamsal kararlarımızı vermemiz zor arkadaşlar. Malzeme kararlarımızı yapım ilkine vermemiz zor. Ben yaptım oldu, olmaz mimarlıkta. Mimarın tasarım sürecinin başlaması. Proje konusunu verilmesi. Sizlere bizler belki bir hafta sonra, bilmiyorum bu dönem yaptırabilir miyiz? Yaptırabiliriz de sizlere bir konu vereceğiz. Mimar kim olduğunun ve ne amaçla mimarlık yaptığının bilinciyle çalışmaya başlar. Önce mimar olduğunuzu, mimar adayı olduğunuza karar vereceksiniz arkadaşlar. Ve niçin mimarlık yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Proje konusunun ilan edilmesiyle tasarım süreci zihinde başlamıştır. Yani sizlere belki diyeceğiz ki, arkadaşlar sizlere mimarlık fakültesi kampüsü içerisinde bir otobüs durağı tasarımı veyahut da arkadaşlar size bulunduğunuz sokaklarda veyahut da mahalle içerisinde küçük bir sokak bakkalı tasarımı veyahut da arkadaşlar bulunduğunuz sitede apartmanda oturuyorsanız apartmanın bir giriş bekçi kulübesi gibi böyle daha basit ölçekte veyahut da arkadaşlar size diyeceğiz ki şu an oturduğunuz evin mutfak birim mekanını, yatak odası birim mekanını veyahut da yaşam salonu birim mekanını sizlere çizmenizi isteyebiliriz içerisindeki teflişlerle, donatı elemanlarla beraber. Dolayısıyla bu proje konusunun verilmesiyle beraber artık sizin kafanızda bazı şeyler oluşmaya başlayacak. Bilinçaltınızda o proje konusuyla ilgili çizimlere geçebilmeniz için bilgilerinizi öne getirmeniz gerekiyor. Görsel hafızanızı canlandırmanız gerekiyor. Ve öğrendiğiniz kavramlar üzerinden fikir yürütmeye başlamanız gerekiyor. Tabii bu fikir yürütme süreci sizin aynı zamanda felsefi düşüncelerinizle alakalı. Felsefeyle sosyoloji, felsefeyle mimarlığı bu konuda bağdaştıracağız. Nasıl bağdaştıracağız? Bunu yine gelecek dönemki dersimize detaylı olarak üzerinde duracağız ama bol bol soru soracaksınız. Mimarlık bol bol soru sormayı ve çözüm üretmeyi gerektirir. Felsefe de öyledir. Felsefede bir sonuca ulaşabilmeniz için bol bol soru sormanız gerekiyor. İşte mimarlıkla felsefe arasındaki en temel bağlantı, en temel çakışma noktası budur arkadaşlar. Sizler bol bol proje konunuzla alakalı kendinize soru soracaksınız ve her bir sorduğunuz soruyla ilgili bilinçaltınızdan, görsel hafızanızdan bilgiler çağıracaksınız. O bilgileri çağırmadığınız sürece hiçbir şekilde tasarım yapamazsınız, konu çizimlerini yapamazsınız. Şu an size vermiş olduğumuz otopark çizimiyle alakalı konuyu yapabilmeniz için önce videoyu izlemeniz gerekiyor. Önce dokümanlara bakmanız gerekiyor. Ölçek konusunu bilmeniz gerekiyor. Ölçülendirme konusunu bilmeniz gerekiyor. Değil mi? Bunları bilmezseniz daha önce bunları anlattık sizlere. O zaman oradaki vermiş olduğumuz 40'a 60'ı ölçek olarak çeviremezsiniz. Size daha önce anlatmış olduğumuz ölçek 1 bölü 500, 1 bölü 200, 1 bölü 100, 1 bölü 1 ne demektir bunları bilmezseniz buradaki ölçülere göre 1 bölü 500'ü çeviremezsiniz. 1 bölü 200'ü çeviremezsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Bilinçaltınızdan bilgileri geri çağıracaksınız. Bunları kastediyorum arkadaşlar. İlk şema, ilk eskiz. İlk akla gelen ön fikir ön plandır. Eskizle çalışması arkadaşlar. Yani sizin kafanızda beliren şekilleri eskiz kağıdı üzerine basit çizgisel ifadelerle taslak olarak çizilmesidir. Basit çizgisel ifadelerle serbest elle taslak olarak, kroke olarak çizilmesi işlemine diyoruz eskizi. Yani kafanızda ilk belirlenen ön fikir. Sizlere dedik ki otobüs durağı yapın arkadaşlar dedik. Nereye? Atıyorum bir tatil yöresine veya da bir yere. Konsept geliştirdiniz. Yani kampüste. Ben kampüs içerisinde o zaman şöyle bir otobüs durağı yaparken kafamda atıyorum Elazığ'la ilgili bir şey belirdi, bir fikir belirdi. Hemen direkt o fikri kağıt üzerine eskiz olarak çizebilmeniz lazım. Bundan söylüyoruz. Dolayısıyla eski çalışmalarımıza bir ölçü yoktur arkadaşlar. Serbest ölçekli çizilir, karalarsınız. Bol bol karalamanız gerekiyor. Hayal ürünüdür. İlkel çizgiler vardır, basit çizgiler vardır. Ve sezgisel ve duyusal anlatımlar ön plandadır. Sezgisel ve duyusal anlatımlar ön plandadır arkadaşlar. Mesela sizlere bir proje konusu verildi. Denildi ki bir otel alışveriş kompleksi verildi. Dolayısıyla bununla ilgili önce ön bilgileri veri toplaması yapmanız gerekiyor. Otel ve alışveriş kompleksi nedir? Turizmle alakalıdır. Bir çarşı merkezi vardır ve bir otel vardır. Otelde ne yapılır arkadaşlar? Dinlenilir, uyunur. Belki bir huzur bulmaya gitmişsinizdir. Yemek yiyeceksinizdir, bir tatil yapacaksınızdır. Otel kavramıyla ilgili ilk aklımıza gelen ön fikirler. Çarşı dediğimiz kavram nedir?
alışveriş yapılır, değil mi? Para harcanır. Üzerimizde bir ticaret yapılır, üretilir, hatıralar alınır. Aklımıza gelen ön fikirler bunlardır. Peki bunun bir turizm kısmı var, resmi kısmı. Turizmde ne yapılır? Merak edilir, dolaşılır. Gezmesi gereken turist yerleri görülür, tanımlanır, eğlenilir. Merak edilenler tekrar hareket süreci içerisinde değerlendirilir gibi ilk aklımıza gelen ön fikirler vardır. İşte bu ön fikirlere göre hemen bir eskiz kağıdına bir şeyler karalayabilmem lazım. Tabii öğrendiğim bilgiler çerçevesinde. Bundan bahsediyoruz. Kafanızda bir şey oluşmuyorsa şayet bilgilerinizde eksiklik vardır. Bilgilerinizi bol bol bilinçaltınızı doldurmanız gerekiyor. İstediğiniz kadar saçma, basit, olumlu, olumsuz, gerekli, gereksiz, nitelikli, niteliksiz, nicelikli bütün bilgilere donatabilirsiniz. Ama şu da var. Lazım olduğunda olumlu bilgini çağırabilmeliyim. Gereksiz bilgileri değil. O konuyla ilgili olumlu bilgileri geri çağırabilmeyi bilmeliyim bilinçaltında. Bilemiyorsam bir yerde bir bilgi eksikliğim vardır demektir. Bunu iyice söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu kavramlardan seçilen birkaç tanesiyle ilk şema çıkarmaya başlanır. Şema ilkeldir, basittir. Basit çizgilerle voklar kullanılabilir. Değişkendir ve gelişebilir diyoruz arkadaşlar. Bakın turizmle ilgili bir şema. Az önce söylediklerimizle ilgili ne seçtik dedim mesela? Dolaşımı seçtik, alışverişi seçtik ve huzuru seçtik. Bakın aklımıza gelen ilk şema. Dolaşım. Hani sizin bu daha önce Atari'lerde, bilgisayarlarda oynadığınız oyunlar vardır belki mesela. Orada dolaşımdan dolayısıyla bir labirenti andıracak şekilde belki bir dolaşım şeması aklınıza gelecek. Basit bir şekilde. Alışveriş. Alışveriş hem otel mekanıyla hem de ticaret olarak alışveriş merkeziyle bir yakın ilişki kurmak zorundayız. Otellerin hemen ticaret alanına bir bağlantı sağlamalıyız. Huzur. Huzuru da nasıl sağlamalıyız? Gürültülü olan yönlere kendimizi baktırmamalıyız yatak odalarına ağırlıklı olarak. Biraz daha denize, manzara yönlendirmeliyiz. Huzurdan kastımız bu. Biraz da yeşil alanlara, denize, huzura, gürültü alanlardan biraz daha sessiz alanlara baktırmalıyız. Hemen aklımıza bu gelmeli. Ve dolayısıyla belki kendi içerisinde tasarımlanan, belki dışa açık olacak şekilde bazı şemalar kafamıza geliştirilmesi lazım. Bundan bahsediyoruz. Sonra arazimiz önemli. Arazimizde amacımız nedir arkadaşlar? Araziyi oluşturan unsurların incelenmesi, ve bu parçaların birbirleriyle arasında girişimin tespitidir amacımız. Konsepte ulaşmak için bir yoldur. 7 faktörden oluşur. Alanın analizidir. Yani arazi aslında bir bakıma bize konsepte götürebilecek bir çıkış noktası da olabilir. Nasıl? Arazimiz çokgen formlu olabilir. Dairesel formlu olabilir. Dikdörtgen formlu olabilir. Evet, kare formlu olabilir. Elips formlu olabilir. Belki asimetrik bir formda olabilir. Ve arazinin şekline göre sizler bir tasarım gerçekleştirebilirsiniz. Konsept olarak geliştirebilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Veyahut da dersiniz ki ya arazinin gürültülü olan yönlerini ayıklarsınız, gürültüsüz olan yönlerini ayıklarsınız. Biraz da huzur verici yönlerini ayıklarsınız, yani manzara yönünü, manzara olmayan yönlerini ayıklarsınız. Soğuk olan yönlerini ayıklarsınız, soğuk olmayan yani kuzey güney yönünü ayıklarsınız. Ve bu sayede belki kafanızda yapacağınız çalışmayla ve konuyla alakalı bir şematik, bir grafik ya da bir kroki, taslak gelişebilir konseptle alakalı. Bundan bahsediyoruz kısacası. Analizlerimiz dediğimiz gibi tarih analizlerimiz olur. İnsanın geçmişiyle, kültürüyle, dokusuyla ilgili yaptığımız analizler olabilir. Eğer İstanbul'da, Fener, Balat'ta, hatta Elazığ'da, Harput'ta böyle tarih alanlarda bir proje konusu yapıyorsanız veyahut da bir villa tasarımı yapıyorsanız veyahut da başka bir tasarım yapıyorsanız önce oranın tarih geçmişi bilmeniz gerekiyor. Gelecek projeksiyonu, yani kentin geleceği, tahminler, beklentiler mutlaka ele alınması lazım. Kentin gelişim aksları ne yönde gelişiyor? Elazığ yöresi doğuda, doğu tarafına doğru gelişiyor yoksa batı tarafına mı doğru gelişiyor? Doğu tarafına doğru geliştiğinde fay hatları üzerinde mi gelişiyor yoksa fay hattı olmayan yerine doğru mu gelişiyor?
Elazığ yöresinin geliştiği kentin geliştiği alanlar tarım bölgesinde doğru mu geliştiriyor? Tarım olmayan bölge. Bunları analizlerini yapmanız gerekiyor. Çevresel analizler fiziksel veri toplama analizlerinden oluşuyor. Sonra bunları sentezleyip bu bilgilerini yorumlayacaksınız. Ve SWOT analizi yapacaksınız. Güçlü ve zayıf yönlerini. Seçtiğimiz arsa ile ilgili ve konuyla alakalı ve nerede yapıyorsak, Elazığ'da, Malatya'da, Bingöl'de, hangi şehirde, kentte yapıyorsak güçlü ve zayıf yönlerini belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki güçlü yönünü yapacağımız bu tasarımla beraber Elazığ'ın bu tarafa doğru akmasını sağlayacağız. Şehir gelişmesi bakımından. Diyeceğiz ki güçlü yön artık kültürel veri olarak Elazığ'ın geçmişine dokunmak suretiyle burada unutulan geçmişi canlandırmaya çalışacağım. Belki tasarımla sallıyorum. Veyahut da zayıf yön. Burada yapacağım projeyle alışveriş merkezi yapıyorum diyelim. Zaten yoğun olan otopark ulaşım aksını daha da yoğunlaştıracağım. Mesela örnek veriyorum. Veyahut da diyeceğiz ki burada bir tasarım yapıyoruz. Burası da ulaşım sıkıntılı. Fazla araç gereç yok. Otobüsler işlemiyor diyeceğiz. Ya bununla ilgili, araziyle ilgili çalışmalar yapmanız gerekiyor. Yine iklim ve çevre koşullarıyla ilgili analizlerinizi yapmanız gerekiyor. Hakim rüzgar yönü, güneş, eğim, deprem vesaire gibi yönlerinizi araştırmamız gerekiyor. Yoksa arsaya hakim rüzgar ne yönden gelişiyor? İklim verilerimiz ne şekilde? Arsada eğimimiz var mı? Veyahut da arsa dediğimiz gibi fay hattı üzerinden mi geçiyor? Bütün bu analizlerimizi yapmamız gerekiyor. Yoksa tasarımımız yanlış olur arkadaşlar. Yapacağımız bir tasarımda bir sınıf tasarımı yapıyorsak okulda sınıfların güneye yerleşeceğini ve soldan ışık alacağını bilmem lazım. Bilmezsen kuzeye yerleşirim, adamlar donar, öğrenciler donar değil mi? Veyahut da bir müze tasarımı yapıyorum, müzenin bazı yerlerinin bol ışık almaması gerekiyor. O zaman gelip de müzeyi bol ışık alan bir yöne yerleştirmemem gerekiyor. Veyahut da bir yatak odası tasarlıyorum. Yatak odası sabah kalkar kalkmaz batı güneşini almak istemiyorum. O zaman yatak odasını batıya yönlendirmeyeceğim gibi yönlenmeyi iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Veyahut da hakim rüzgar yönünde çok sert esen bir rüzgar fırtınası var diyelim. Kuzeyden, kuzeybattan geliyor, karayel geliyor. Ben buraya gelip de bir toplantı odası, bir alışveriş merkezinin açık bir lobisini bilmem kafeteryasını tasarlamamam lazım. Tasarlıyorsam da o zaman perdeleyici önlemler almam lazım. Bundan bahsediyorum. Ve yerleşim konumlandırma, arazi üzerine konumlandırma, eğim, doluluk, boşluk gibi tasarımlarımı yapmam lazım. Dolayısıyla ilk kafamda beliren şemalar arsayla beraber konseptimi oluşturacak, bir çıkış noktamı, fikrimi oluşturacak. Mutlaka konsept olmasını tavsiye ediyorum. Ama konseptinde yoksa da sonunda ölüm yok arkadaşlar. Projen belki fonksiyonların içindeki barındıran mekanların eylemlerine göre gerçekleşecek de olabilir. Rastlantısal da gelişebilir. Dediğimiz gibi bu bir süreçtir. Konsept altı artı ölçü de sizin projenizin oluşmasını sağlayacak. İlk şema kafamıza belirlen ön fikir ve eskizler arsa formuyla beraber birleştikten sonra belki bana bir çıkış noktası verecek. Konseptimle alakalı bir doğayla ilgili olabilir. Bir geometrik form olabilir. Bir hayvan olabilir. Bir insanla alakalı olabilir. Veyahut da başka bir şey olabilir. Bununla ilgili kafamda bir şeyler canlandırmam lazım. Diğer de konsept artı ölçü projeyi vermesi gerekiyor. Yerleşim unsurları var arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi ışık ve ışık açısı, rüzgar, manzara, komşuluk ilişkileri, yerel mimari uygunluk, form malzeme yani geçmişte yapılmış olan malzeme yapım teknikleri, esneklik, zaman içerisinde eklenebilen mekanlara ihtiyaca göre esneklik dönüştürebilir mekanlar oluşturabilir miyim? Veyahut da büyütülebilen mekanlar, açık kapalı ilişkisi geçişi, huzur, mahremiyet, ortak mekanlar ilişkisi yani bir özel alanım olacak, bir de ortak kullandığım aile bireyleriyle veyahut da iş arkadaşlarımla veyahut da ortak ticaret yapılan insanların ortak toplandığı mekanlar olabilir. Giriş çıkış kolaylık ve güvenlik olması gerekiyor. Yerleşim unsurlarıyla alakalı arkadaşlar. Ve bunun harici bir senaryom olması lazım değil mi? Bir de senaryo geliştirmem lazım. Konsepti sunmak, canlandırmak amacıyla hazırlanan sözlü veya yazılı metindir. İfade gücü, betimlemeler, tanımlamalar ve mekan niteliklerinin önem kazandığı anlatım tekniğidir diyoruz. Kafamızda bir senaryomuzda olması gerekiyor arkadaşlar.
konumuzla alakalı. Şahısların tanıtılması, olayların tanıtılması, nerede, ne zaman olması gerektiği, olayın olduğu mekan ne şekilde olması gerekiyor, mekanın yaratılması ve tanımlanması, mekan sahnelenmesi gibi kafamda senaryo oluşturmam gerekiyor. Kimin için, kimlerin kullanabileceğiyle alakalı bilgiler vermem gerekiyor. Kullanıcı gereksinimlerini bilmem gerekiyor. Orada kullanılan insanların ihtiyaçları bilmem gerekiyor gibi gibi kafamda bazı senaryoları geliştirmem gerekiyor. İlk şema arsa verileri konsept dedik, konseptle ölçü proje dedik ve konseptle senaryoda artık kafamızda bir zihinsel imge oluşturacak. Zihinsel imgeleri de ölçülendirdiğimiz takdirde ortaya mimari proje çıkacak arkadaşlar. Kafamıza belirlenen artık o şekillerle, konseptlerle, senaryolarla beraber bir imge oluşacak ve bu imgede arkadaşlar ölçülendirmeyle beraber mimari projeye dönüşecek arkadaşlar. Konsept arkadaşlar konuyu nasıl algıladığımızı, anladığımızı ve nasıl bir süreç içinde yol almak istediğimizi anlatan bir çalışmadır. Konuyu nasıl algıladığımız, çevre bir binanın bize verdiği izlenimler, ihtiyaçlar ve istekler, oluşturmak istenen mekan algısı, tasarımımız için esin ve kaynak oluşturacak diğer veriler PAFT'da yer almalıdır diyoruz. Konseptimizi nasıl sunulacağımızla ilgili. Ve burada dersimizi noktalayıp bir 10 dakika sonra ikinci derste herkes tekrar Zoom bağlantısına bağlansınlar arkadaşlar. İkinci derste görüşmek üzere diyorum hepinize. Bunları buradan noktalayalım. Hocam ben sonradan geldim de yeniden bir yoklama alsanız sıkıntı olur mu? İkinci ders bakarız. 10 dakika sonra görüşelim arkadaşlar. Lütfen bu bilgileri iyi analiz edelim. Önemli bilgiler. Bitirmeye kadar size lazım olacak mezun olana kadar. Lütfen bir yere...